Erzaka ihtiyacımız var. Onların bizi engellemesine izin veremezdim diyor. Peki. Şimdi. Bir tane alkolden iki tane saf alkol çıkarıyor anladığım kadarıyla. Evet. Hatta şöyle bir şey yapacağım. Şu anlık daha fazla yapmaya gerek yok gibi geliyor. Dört. O zaman bir tane daha yaparsam, iki tane daha yaparsam. Tamam. Şimdi bir de yakacak malzeme yapmam gerekiyordu. En azından bu kışı atlatmış olsak biraz daha iyi olacak. Şu an bizi tahta konusunda biraz zorluyor. Şimdi en azından şunda ne yapabiliyoruz? Sargı bezi yapabiliyoruz. Yani en çok işimize yarayacak şu an sargı bezi ama bunu güçlendirmemiz için de bileşenlerle tahtaya da ihtiyacımız var. Şimdi biraz dinlensin. Belki kapıya birisi gelir diye günü bitirmeyeceğim. Eksiklerimiz arasında şu an bir tek tahta ve bileşen aslında şu an en çok lazım olan. Onlardan toplamam gerekiyor. Onları topladıktan sonra bakacağız. Sanırım kimse gelmeyecek. Gün neredeyse yarısını tamamladık günün ama. Günü bitireyim o zaman. Tekrar garaja gideceğim. Şu an garaja giderken götüreceğim bir şey yok. Zaten orada birçok loot'umuz var. Ticaret yapmaya da gerek kalmamış gibi gözüküyor.
20 tane bileşen, 10 tane de tahta götürebiliyorum. Yani aslında satılabilecek şeyler var. Eve satılabilecek şeyleri götürüp gelen satıcıyla en azından belki bir ticaret yapabilirim ama satıcının da gelecek mi, o da meçhul yani şu anda. Çünkü daha yakın bir gün önce mi geldi, öyle bir şeydi. O yüzden bu şekilde gidiyorum. En azından şunun bir özgünlüğünü de alabilmiş olsak. Evet, soyulduk mu bakalım. Soyulduk. Yani bir yemek, tamam, çok bir şey gitmemiş en azından. Yani bayağı bir şey gitmemiş. İyi, güzel. Çok bir şey çalmamışlar. Bir yemek yesin. Sonra bileşen yok. Sıkıntı orada. Tahta da. Şimdi tahtayı da kullanacağım. Tahtayı kullanınca mecbur yine tahtayla bileşene ihtiyacımız olacak. Bir radyoya da bakacağım. Bakalım haberlerde ne var. Belki savaşın sonuna doğru yaklaşmışızdır. Geldi. Umarım güzel bir haberle gelmiştir. Bir şey getirdim. Peki. Sanırım bu ilaç verdiğimiz kadında. Ablacığım güzel bir şey ver be. Yani sobaya biraz odun atalım. Çok yorgun. Dinlendirmem lazım aslında kadını. Ha, radyoya bakacaktım. Pogaran radyosunu dinliyorsunuz. Meslektaşımız Jovan maalesef bu sabah hayatı gözlerini yumdu. İşe gitmek için evinden çıktığında bir keskin nişancı tarafından vuruldu. Onu unutmayacağız. Sıcaklık hala düşük. Kuşatma altında Pogaran'da yakacak odun bulmak zorlaştı ve insanlar yakabilecekleri her şeyi toplamaya başladılar. Uluslararası Birliği'nin kararsızlığına rağmen Gramodian Federasyonu'na yakın yetkililer Viseyin halkını Grazin zulmünden korumak ve iç savaşı bir hafta içerisinde bitirmek adına gerekli adımların atıldığını bildirdi. Yani ortalama bir 7 gün daha bu şekilde devam edecekmişiz gibi geliyor o zaman. En azından sonuna yaklaştık. Yani bu da güzel bir şey. Biraz dinlensin.
Sanırım daha gelen olmaz. Yine günü bitiriyorum. Garaja doğru emin adımlarla ilerliyorum. Mesela bunu şimdi burada okutabilirim aslında. Bunu alayım yanıma. Ya da kalsın. Kalsın. Belki satıcı gelirse ona satarım. Şimdi bileşene ihtiyacımız var. Fakat şimdi şöyle bir şey var. Eğer satıcı gelirse en azından ilaç verebilirim. Şu ilacı da alayım. Yani bu şekilde ideal. Çıkışa gidelim. Soyulduk mu? Soyulmadık. Güzel. Şimdi çok yorgun. Yine bir yemek yiyelim. Ve evet. Sıcak havalara tekrar dönüş yaptık yani. Bu çok güzel oldu. Yemek yapmaya gerek yok. Şu an malzemeleri harcamak istemiyorum yemeğe. Çünkü zaten suyumuz ne durumda? 10 tane suyumuz var. Filtreyi zaten saf alkol yapımında kullanmıştık. Evet. Tamam. Bitki yetiştirmek için mi kullansam? Gübremiz var mı? Gübre, iki tane gübremiz var. O zaman şöyle bir şey yapayım. Bitki bahçesi yapayım bir tane daha. Biz koyamıyoruz hiçbir yere. Ya burası da çok uzak abi, buraya da. Şu üst katlarda bir yer. Satıcı geldi. Gel abi gel. Çok iyi oldu gelmen şimdi. Bunları bir okutalım sana. Hatta şimdi ben şuradan bir bakayım ne yapabilirim. Şu an bunu yapmayacağım ama sargı bezi yapabiliyorsam onu yapmak istiyorum. Çünkü satarken daha fazla şey alabilirim karşılığında. Umarım hemen yapar. Beklemeye gerek kalmadan. Şimdi şunu da
Kadın var ya, yorgunluktan ölecek vallahi billahi ya. Şimdi bakalım abimiz ne verebilecek bize. Hadi başlayalım. Şimdi canım abim, senin bana bir şeyler vermen lazım ki biz de burada bir hayata tutunabilelim. Koparmamız lazım ya, tam ucu ucuna. Sigara da olmuyor, kahve de olmuyor. Bakalım. Çok cömert değilim. Neden cömert olayım ki sana karşı? Yani aslında gerekli olan her şeyin çoğunu tamamladım ama şundan da, parçadan da toplamak istiyorum. Çünkü parça da lazım oluyor. Şimdi parçaya karşılık ne verebilirim? 4 tane mermi. Yani olabilir. Hatta şeker de alayım. Evet, şeker bunlar. Şeker olması lazım aynen. 3 tane. Bakıyorum. Kaç tane daha mermi istiyor acaba? Bunların hepsini. İyi. Bunun karşılığında bunu alamıyorum. Alamıyorum. En azından kahve alayım. Kadın kahve içiyor. Tane mermi var. 34. Ya şu kahveleri de alacağım ya. Şimdi. Tane mermi bile etmiyor. Defter de etmiyor.
Bir şey etmiyorsa etmiyordur. Bu daha zaten zorlamanın da bir anlamı yok. Şu an tamam. Burası tamam. Ama kadın çok yorgun. Artık kadını dinlendirmem lazım. Kadıncağız harap oldu. Harap. Şimdi bir bakalım, kontrol edelim nelerimiz iyi. Yani yine bileşenle tahta lazım. Bileşenle tahta lazım genelde, evet. Hemen günü bitirelim. Gidelim yine garaja. Burada da bir şeyler varmış. Bir bakalım ne varmış orada ya, mal mıdır? Hiçbir şey yokmuş. Yemek var. Ya şu an yemek zaten lazım değil. O yüzden şu tahta ve bileşeni götürmem lazım. Soyulduk. 2 tane yemek, 3 tane yemek, bir sigara gitmiş. Depresyonda. Süper. Kötü. Bu kötü bir şey. Depresyonda olması çok kötü bir şey. O yüzden ne yapsam acaba? Azdan müzik belki bir etkisi olur. Havalar ısınacakmış. Aslında içki yapıp içki içirsem mi? Soyulduğu zaman da psikolojilerine etkisi oluyor demek ki.